Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar diliyoruz. Gece görüşüne hoş geldiniz. 7 Aralık gündemiyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Türkiye Gençlik Birliği PKK yandaşı Türk Tabipleri Birliği yönetimini protesto etti. Eylemde birliğin merkez konsey üyesi Halis Yerlikaya'nın Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak PKK etkinliğinde konuşmacı olmasına sert tepki gösterildi. Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesini isteyen TGB, Türk Tabipler Birliği'nin teröre hizmet eden yönetiminin değiştirilmesi için vatansever hekimlere çağrı yaptı. PKK'yı savunan doktor olamaz. Yürekleri PKK ile çarpanlar Türk tabibi değildir. Olamazlar. Türk Tabipleri Birliği bir skandala daha imza attı. Türkiye Gençlik Birliği sicili kabarık olan Türk Tabipleri Birliği yönetimini protesto etti. TTB PKK faaliyetlerinin gözdesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. TTB'nin mevcut yönetimi de bu faaliyetleriyle PKK'nın hastanelerdeki uzantısı olmaktadır. Doktor maskesi takıp beyaz önlük giyen terör destekçileri Türk tabibi değildir, olamazlar. TTB merkezi PKK destekçisi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya'nın Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak PKK etkinliğinde konuşmacı olacağı ortaya çıktı. Türk gençliği de terör odağı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin kapısına dayandı. Türkiye düşmanlığının körükleneceği ve sözde Kürdistan'ın savunulacağı hiçbir faaliyete müsaade edilemez. Biz Türk gençliği çok iyi biliyoruz ki Türk tabibinin karakteri bağımsızlıktır. Türk tabibinin karakteri tıbbi hikmettir. Türk tabibi Kurtuluş Savaşı'nın ateşleri içerisinde ya istiklal ya ölüm diyendir. Cepheye koşandır. Sakarya'da kendisini düşmana siper edendir. Türkiye Gençlik Birliği TTB'nin terörle ilişkisini Kukla Kürdistan'ın kukla tabipleri Türk hekimini temsil edemez sloganlarıyla protesto etti. TTB yönetimi her adımıyla terör destekçiliğini açığa vurmaktadır. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığındaki TTB yönetimi köşeye sıkışan PKK'ya bu şekilde nefes boru açabileceğini zannetmektedir. Ama TTB yönetimine kötü bir haberimiz var. Ne yaparsanız yapın PKK'nın yarasına merhem olamayacaksınız. TTB teröre merhem olamaz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri İbrahim Okan Özkan, PKK'ya destek çıkan TTB'ye karşı Sağlık Bakanlığı ve vatansever hekimlerin harekete geçmesi için çağrı yaptı. Sağlık Bakanlığı kendisine bağlı bir kamu kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği'nin hekimlikle hiçbir alakası olmayan bu bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine karşı harekete geçmelidir. Ama esas çağrımız Türk hekimlerinedir. TTB yönetimi işgal altındadır. Her Türk hekimi bu işgale son vermek için harekete geçmelidir. Türk hekimi TTB karargahını kuşatmalıdır. Eylemde Hekimiz Biz platformu temsilcisi Profesör Doktor Gülümser Heper de bir konuşma yaptı. Heper, TTB yönetimini istifaya çağırdı. Kendisi Türk hekimini temsil ediyorum diyen bir kişi Kuzey Kürdistan adına sözcü olarak gönderiyor. Kuzey Kürdistan yoktur. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir ve bizler Türk hekimleriyiz. Lanetliyoruz onları. İstifaya davet ediyoruz. TTB yöneticisinin PKK toplantısına katılacak olmasına bir tepki de İzmir Hekim Güç Birliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner'den geldi. Fincancı'nın ne amaçla başkan yapıldığı ortaya çıktı diyen Kaptaner, PKK toplantılarına katılanlar hakkında yargıya başvuracaklarını açıkladı. Koronavirüs malum gündemin ilk sıralarında yer alıyor bildiğimiz gibi ve çember de giderek daralıyor. Bu kez de Almanya'da PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için aylardır nöbet tutan Maide anne COVID-19'a yakalandı. Durumunun iyi olduğunu belirten Maide anne, bir an önce iyileşip mücadeleme devam edeceğim, görevimi tamamlamadan asla ölmeyeceğim dedi. Çocuğumun hakkını, yaşam hakkını geri alabilmek için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Terör örgütü PKK'ya karşı savaş açan Maide anne COVID-19 oldu. Lütfen beni ara, seni çok özledim. Senin hayatından endişe ediyorum. Almanya'da PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için Başbakanlık binası önünde aylardır eylem yapan Maide annenin sağlık durumu iyiye gidiyor.
Düşmanlarım sevinmesin, pes edeceğim fikrine kapılmasın, merak etmesinler, ben ölmeyeceğim. Üzülmeye devam etsinler, benim bir görevim var, görevimi tamamlamadan asla ölmeyeceğim. Bir an önce iyileşip mücadeleme devam edeceğim. Evde tedavi gören Maide anne 14 gün karantina altında kalacak. Biz ne kadar çokluk olursak davamız konusunda o kadar çok yol alırız. Sayın seyirciler, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu bir kadın terörist örgütten kaçtı. 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK'ya katılan terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Ardından da Batman'a götürülerek ailesiyle buluşturuldu. Batman ekiplerine çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Terörle kararlı mücadele sonuç veriyor. PKK'da çözülme sürüyor. Batman'da güvenlik güçlerinin ikna ettiği kadın terörist teslim oldu. Ablamın ve Batman Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla ben gelme kararı aldım ve ikna olduğum için de geldim. Emniyetten konuyla ilgili açıklama yapıldı. 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK-KCK silahlı terör örgütüne katılan kadın teröristle irtibata geçildiği ve teslim olmaya ikna edildiği belirtildi. Terör örgütü PKK'dan kaçan kadın terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Ardından da Batman'a götürülerek ailesiyle buluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nden Allah razı olsun. TEM'den Allah razı olsun. Özellikle Batman Emniyetinden. Kardeşimi ikna edip de götürenlere Allah razı olsun. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kadın terörist, dağdaki PKK'lılara teslim olun çağrısı yaptı. Gerçekten gelmek isteyen ve pişman olan insanlar varsa gelsinler, hiç öyle bir şey yok. Polis abiler de çok iyi karşıladılar. Babalarınıza dönün, hiçbir şey yok. Yani ailelerinize gelin. Ailelere de çocuklarınıza sahip çıkın çağrısında bulundu. Emperyalist güçlerin maşası olacaklar orada. Hiç değmeyecek bir hareketin, amacı olmayan bir hareketin uğrunda orada çocuklarınızın canı gidecek. Çocuklarınıza sahip çıkın. Kadın teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bölücü teröre karşı yurt içi ve dışında operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 11 terörist öldürüldü. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk ordusu yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de teröre göz açtırmıyor. Irak ve Suriye'deki harekat bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif araçlarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla öldürüldü. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de sızma girişiminde bulunan 3 PKK-YPG'li terörist komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin yapılan paylaşımda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek denildi. Şimdi de üretmek isteyen bir köyün feryadını ekranlarınıza taşıyacağız. Sorun sadece üretimde değil. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Eryol köyünde 92 yılında terör nedeniyle göç oldu. Geri dönüşler başladı ancak köyde hayvancılık yapacak mera alanı kalmadı. Hatta yaşayacak doğru düzgün bir ev bile yok. Ulusal Kanal ekibi köye gitti. Vatandaş yaşamak için bir ev, üretim yapmak için de mera alanı istiyor. Eğer bunlar olursa Diyarbakır'daki gençlerin çoğu köyüne dönüp üretime katılacak. Mena'ya giden yollar hepsi kaldırılmış. Köylüler Mena'ya gitmek istediler. Engel oldular, gidemezsiniz. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Eryol köyü yaklaşık 3000 nüfusa sahip. 60 hanesi köyde, kalanı Diyarbakır'da yaşıyor. Köyde yaşayanlar hem şartlardan şikayetçi hem de şehirde yaşayanların içine düştükleri olumsuzluklardan. İşsizlik onları uyuşturucu batağına sürükledi. Uyuşturucu, hap, erevin, kırgızlık bu tür şeylerle geçimini sağlıyorlar. Terör olayları nedeniyle 1992 yılında köyü terk ettiler. 95-96 yılında köye dönüş başladı. Ancak döndüklerinde bıraktıkları evleri harabeye dönmüştü. Kimi yıkılmış yapılar arasında sağlam kalan tek odada yaşıyor. Şimdi biz gelmiş, ev yok, arazi yok, mar'a yok. Hayvancılık da yapmıyoruz. 1992'den önce hayvancılık yönünden zengin olan köyde şimdi mera bile yok. Mera'ya giden yol komşu köyün tarlaları arasından geçiyor. Yol zamanla daraltılmış. Köyün şimdiki hali çölden farksız. Şimdi burada üretim yok. Mena yok.
ne yapacak burada? Menemiz yok, hayvanlarımız her şey içeridedir. Devlet büyüklerime de buradan sesleniyorum. Onlar da bize bir el atsınlar. Onlar olmadan zaten hiçbir iş hal olmaz. Hayvancılık yapmak istiyorum, maddi durumu yok. Hayvancılık yapmak istiyorum, menamız yok. Hükümet çevre köylere terörden zarar gördükleri için yardım yaptı. Ancak Eryol Köyü bu yardımı alamadı. İstiyoruz ki men açılsın. Köyler bizim gençler Diyarbakır'dan gelsinler. Devlet büyüklerimiz bize yardım ederse bütün Diyarbakır'daki bütün gençlerimiz hepsi köye gelecekler. Köylüler çözüm bekliyor, üretmek istiyor, merasını istiyor, hayvancılık yapacak destek istiyor, evinin yapılması için yardım bekliyor. Ben istiyorum ki eğer bana olsa bizim benim çocuğum buraya gelirken. Hayvancılıkları da anlıyorum ki ama ikanım yok, toprak yok. Mena yok. 1992'den önceki buradaki yaşam şartları görseydiniz ne güzel. Yani her bir evde 150 tane, 200 tane koyun. Hayvancılık ve tarımla uğraşabilirlerse şehirden köylerine dönüş de olacak. Ben bir bayrak istiyorum, Türk bayrağı. Durmi kotidir ha. Bu ki gerçek zor durumdadır. Vatan Partisi üyesi ve Şeyh Bızın İler Derneği Başkanı Ersin Kaya ulusal kanal aracılığıyla seslendi. Biz istiyoruz ki devlet buna bir el atsın. Bu insanlarımıza bir sahip çıksın. Yani bu insanlar da köye gelsinler, kendilerine üretsinler. Sera olsun, hayvancılığı olsun. Gelip de ne yapacak? Yani bu çölün ortasında. Diyarbakır'dan sonra da Antalya'ya uzanıyoruz bültenimiz içerisinde. Rusya'nın domates ihracatındaki kota uygulamasında 4. 50 bin tonluk kota sınırı da doldu sayın seyirciler. Türkiye'de her 4 domatesten birini üreten örtü altında ülke üretiminin %59'unu karşılayan Antalya için domates ihracatının da önemi oldukça büyük. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi, uyarılarda bulundu ve bültenimizde bu haberin ayrıntılarını izliyoruz. Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. İlk sırada yaş meyve ve sebze ihracatının önemli pazarı Rusya yer aldı. Ancak Rusya'nın 1 Kasım 2017'de başlattığı 50 bin ton kota uygulamasında 4. 50 bin tonluk kota sınırı da doldu. Uçak krizinden sonra getirilen kotalar bizim ticaretimizi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Rusya bu yıl domates kotasını 200 bin ton olarak belirlemişti. 2 Aralık itibariyle Rusya'ya gönderilen domates miktarı toplam 199 bin 300 tona ulaştı. Kalan 700 tonluk kotada 7 Aralık itibariyle doldu. İlk yıl 50 bin olan kota 100 bin, 150 bin ve sonunda 200 bin tona çıkarıldı. Ancak bizim normal günlerde 340 bin tona kadar ihraç ettiğimiz ihracatı gerçekleştirmemizden uzak bir Türkiye'de her 4 domatesten birini üreten, örtü altındaysa ülke üretiminin %59'unu karşılayan Antalya için domates ihracatının önemi oldukça büyük. Bu nedenle kota en çok da Antalya'yı olumsuz etkiliyor. Antalya bu kotalardan dolayı ekonomik anlamda olumsuz etkilenmektedir. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Zaman zaman ülkelerin kendi üreticilerini korumak adına çeşitli vergilerle yurt dışı menfilişleri yavaşlatmasını olumlu görüyoruz. Ama bir kota uygulamasının getirilmesi kabul edilemez. Uçak krizinden sonra iki ülke arasındaki dostluğun geliştiğini, birçok alanda birlikte gelindiğine göre bu kotanın 2021 yılında tamamen kaldırılması hem üyelerimizin hem de bizim talebimiz. Antalya Ticaret Borsası konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla ilgili bakanlıklara iletti. Bu konuda bakanlıkların etkin bir diplomasi yürütmesi bekleniyor. Üreticinin de gözü kulağı bu görüşmelerden gelecek müjdeli haberde. Ülkemiz adına gurur veren bir haberle devam edelim. Türkiye kendi ürettiği motorla kendi ürettiği helikopteri uçurmaya hazırlanıyor. İlk milli motorumuz, ilk milli helikopterimiz Gökbey'i havalandıracak. Gökbey'in 2021 yılında seri üretimine de geçilmesi bekleniyor. Motorumuzu açıyoruz. Hayırlı olsun. Şu anda ilk milli helikopterimizin motorunu gördük. İnşallah hayırlı olsun. Bundan sonra da seri üretimlerine devam edeceğiz. İşte Gökbey o milli motorla havalanacak. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye savunma sanayinde tarihi bir gün yaşandı ve ilk milli helikopter motoru için marşa basıldı. Savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz.
TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi tarafından geliştirilen ilk milli helikopter motoru TS-1400, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının karşılanması için özgün helikopter programı kapsamında tasarlanan Gökbey, sertifikasyon sürecinin ardından 2024'ten sonra milli motorla uçacak. 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen Gökbey, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılacak. Gökbey, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma gibi birçok alanda görev alacak. En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet göstermek üzere tasarlanan Gökbey'in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018'de başarıyla gerçekleştirmişti. Gökbey'in seri üretiminin yerli jet motorumuz ile 2021'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çin'e giden ilk ihracat treni Sivas'a ulaşmak üzere Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda lokomotif değiştirdikten sonra Kayseri istasyonunda durdu. 1400 soğutucuyu taşıyan ihracat trenine ilişkin Devlet Demiryolları'ndan da açıklama yapıldı. Demir İpek yolundaki raylarda kilometrelerce yol gidecek. Çin'e ihracat ürünlerini ulaştıracak. Çin'e giden ilk ihracat blok treni 4 Aralık'ta İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanmıştı. Tren 6 Aralık sabahı Köseköy'den sonra Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara'ya ulaştı. Demir İpek yolunu kullanan tren 6 Aralık'ı 7 Aralık'a bağlayan gece Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda durakladı. Garda Türkiye'de üretilen 1400 soğutucuyu taşıyan ihracat treninin lokomotif değiştirme işlemleri yapıldı. Tren Türkiye içindeki 2323 kilometrelik parkurunu 8 Aralık Salı akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a vardı. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek. Tren yolculuğunun yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan yer alıyor. Trenin 42 konteynerlık yükünü Çin'in Şiyan şehrine ulaştırmasıyla yolculuk son bulacak. Toplam uzunluğu 754 metre olan ihracat treninin Çin'e yaklaşık 12 günde ulaşması bekleniyor. Toplamda 8693 kilometre yol kat edecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da Çin'e giden ihracat treniyle ilgili bir video hazırladı. Karalama kampanyası için hazırlanan haberlerin yer aldığı video, Çin treni nerede diye soranlar olmuş başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanıyoruz. Zira Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 yılı bütçesi görüşmeleri genel kurulda bugün başladı. Siyasi partiler genel kurulda bütçeye ilişkin konuşmalar yaptı. Sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bütçenin üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir bir büyümenin tesisi olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a söz vereceğim. Buyurun Sayın Oktay. 2021 yılı bütçesinin 12 günlük genel kurul maratonu başladı. Bütçemizin meclis genel kurulundaki müzakerelerine bugün itibariyle de başlamış bulunuyoruz. 27 Kasım'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 yılı bütçesi genel kurula geldi. Kanun teklifinde bütçe açığının 245 milyar lira olması planlandı. Bütçeden en büyük payı 211 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladığımız 2021 yılı bütçemizin ülkemizin kalkınması
ve vatandaşlarımızın refahının artırılması doğrultusunda en kaliteli kamu hizmetlerine dayanak teşkil edeceğine inanıyoruz. 16 maddeden oluşan 2021 yılı bütçe kanun teklifinin tümü üzerinde siyasi partiler adına konuşmalar yapıldı. Genel kurulda sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesinde üretimin yerini vurguladı. İstihdama yönelik olarak iktisadi güven ortamının güçlenmesi sonucunda ertelenmiş yatırımların hayata geçirilmesi ve üretimdeki artışla birlikte istihdam teşviklerinin etkili bir biçimde uygulanmaya devam edilecektir. Muhalefet partileri ise 2021 yılı bütçesinin Türkiye'nin sorunlarını çözmeden uzak olduğunu iddia etti. Meclis olarak bir orta vadeli bütçe yapalım. Orta vadeli bir plan ve bunun üzerine Türkiye bir çıkış planı yapalım ve 2021 yılında milli iradeye gidelim, seçime gidelim. AK Parti hükümetleri döneminde cari açık %4,1'e çıkmış yıllık ortalama. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 8 Aralık Salı günü meclisle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak. Görüşmeler pazar günü dahil kesintisiz 12 gün sürecek. Önemli bir zirve var ki o da 3 gün sonra yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sayın seyirciler. Zirve öncesi Türkiye kararlı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda konuştu. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Avrupa'ya Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı dedi. Cumhurbaşkanı çözüm için yapıcı çağrısını da yineledi. Akdeniz'in kıyıdaş ülkelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılacağı bir konferansta bir araya gelmeye çağırdı. Aynı Çalıştay'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Birliği'ni Türkiye ile ilişkiler konusunda karar vermeye davet etti. Burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye, hak ve menfaatlerini korumakta kararlı. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde Doğu Akdeniz Çalıştayı düzenlendi. 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelere mesajlar verildi. Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı. Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Çalıştay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açıldı. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Avrupa'ya sağduyu çağrısı yapan Erdoğan, kıyıdaş ülkelere masaya oturma teklifini yineledi. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri bu meseleyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mücadelede kararlılık mesajı verirken Ankara'nın uzlaşıdan yana olduğunu vurguladı. Biz ne diyoruz? Hep beraber buradan paylaşalım, herkes faydalansın diyoruz. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi hedef alan Avrupa'ya karar verin diye seslendi. Yunanistan hemen burnumuzun dibinde, Kaş'ın karşısında bir Meis adasına 2 kilometre uzaklıkta, 10 kilometre karelik bir adacık ve 40 bin kilometre karelik kıta sahanını istiyor. Şimdi hangi uluslararası kutupta var? Şimdi Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerde bir karar vermesi lazım. Ya dürüst bir arabulucu olarak sorunların çözümüne katkı sağlayacak ya da iki tane şımarık üyenin, şimdi Fransa da bunları çok destekliyor, etkisiyle haksız bir şekilde kararlar alacak, gerginlik devam edecek. Bu kararların da yaptırım veya başka ne olursa olsun sorunların çözümüne bir katkısı olmayacak. 2020 yılının son Avrupa Birliği zirvesi 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak. Zirvede Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri öncelikli gündem maddesi. Atina ve Fransa'nın kışkırtmasıyla Türkiye'ye yönelik yaptırımlar da masaya yatırılacak. Bu arada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da liderler zirvesi öncesinde Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının gündeminde Avrupa Birliği'nin stratejik özelliği ve Türkiye ile ilgili gelişmeler vardı. Toplantı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı hamleler yapmakla suçladı.
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Brüksel, Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda ana gündemlerden biri Türkiye oldu. Toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuştu. Almanya'nın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında diyalog geliştirilmesine çaba sarf ettiğini söyledi. Maas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı bir tavır aldığını öne sürdü. Bunların ne gibi sonuçları olacağına bakacağız. Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda bekledikleri adımları göremediklerini iddia ediyor. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınıp alınmayacağı AB liderlerinin zirve toplantısında görüşülecek. Brüksel'deki toplantının Türkiye dışındaki gündem maddeleri, Gürcistan'da seçimler, Venezuela'da yasama meclisi seçimi, ABD'deki başkanlık seçimi sonrasında Avrupa Birliği-ABD ilişkileri, Avrupa Birliği'nin insan haklarına bağlı yaptırım mekanizması, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının getirdiği sonuçlar ve Avrupa Birliği'nin stratejik özellikli konuları oldu. Evet, gözümüz bu hafta bu zirvede olacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 3 günlük resmi ziyaret için Fransa'ya gitti sayın seyirciler. Sisi ilk olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'le görüştü. Ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Macron ortak basın açıklamasında yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da tek taraflı adımlar attığını öne sürdü. Ayrıca ülkesindeki Türkiye ve İslam karşıtı karikatürleri de savunan Macron, Fransa'da basın özgürlüğü var iddiasında bulundu. Paris, Doğu Akdeniz gündemli görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 3 gün boyunca Fransa'da resmi temaslarda bulunacak. İlk olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasında Fransa ve Mısır arasında stratejik ortaklık olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Libya'nın kaosa sürüklenmemesi için çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Hedefinde ise Türkiye vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Libya'da tek taraflı adımlar attığını öne sürdü. Macron açıklamalarında ülkesinde yayınlanan Türkiye ve İslam karşıtı karikatürleri de savundu. Fransa'da basın özgürlüğü olduğunu ileri sürdü. Bir karikatür söz konusu olduğunda bu Fransa'nın Müslüman dünyasına mesajı değil, bu bir kişinin provoke eden ifadesidir. Ülkemde buna hakkı var. Çünkü İslam'ın yasaları değil Fransa'nın yasaları uygulanıyor. Sizin için değiştiremem. Mısır Cumhurbaşkanı ise yaptığı açıklamada Macron'la görüşmesinin şeffaf bir çerçevede yapıldığını ifade etti. Sisi terörle ve aşırıcılık mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Macron'u da gelecek yıl Mısır'da ağırlamak istediğini sözlerine ekledi. Rusya ve Türkiye savunma alanında işbirliğini artırıyor. S-400 üreticisi Rus devlet şirketi Rostec, Türkiye ile yeni teçhizat alımı ve üretimi konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Türkiye ve Rusya yakınlaşmasından rahatsız olan Washington yönetimindense peş peşe yaptırım tehditleri geliyor. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yaptırımın önünü açan tasarıda anlaşmasının ardından Cumhuriyetçi senatörler yaptırım konulu bir mektup kaleme aldı. S-400'leri üreten Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Sergey Chemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmanın tamamıyla yerine getirildiğini açıkladı. Sistemin tüm unsurları Türkiye'ye gönderildi dedi. Chemezov, ikinci anlaşma olasılığıyla ilgili olarak da şu an top Türkiye'de. Partnerlerimizin kararını bekliyoruz. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretilebileceğini de görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile başka teçhizatlar üzerine de konuştuklarını belirten Chemezov, olasılıklar mevcut dedi. Rusya ile gelişen işbirliği ABD yönetiminde rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Rusya'dan S-400 satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD yeni yaptırımları da masada tutuyor. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato, Türkiye'ye yaptırımın önünü açan tasarıda anlaştı. 30 gün içinde uygulanması beklenen tasarıyı, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi bırakmadan önce yürürlüğe koyması isteniyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford, Wall Street Journal gazetesine yaptırım konulu bir mektup yazdı. Türkiye'nin Ruslarla yakınlaşmasının bedeli başlığı kullanılan mektupta, S-400'ler nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulanmasını istedi. Senatörler mektupta Ankara Ruslardan F-35'leri düşürmek için tasarlanan S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Rusların F-35'lerin yanında çalışması ve S-400'lere Amerikan uçaklarının radarda ne zaman göründüğü bilgisini vermek kabul edilemez ifadelerini kullandı.
Mektupta ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasına işaret edildi. Rusya, İran ya da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile savunma işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması gerektiği belirtildi. ABD yerine Rusya'yı seçtikleri için Türkiye'yi cezalandırmak açıkça bir uyarı olur ifadelerinin yer aldığı mektupta, bu kimin daha iyi bir ticari partner olduğunu düşünen uluslar için de önemli olur denildi. Cumhuriyetçi senatörlerin mektubu, Türkiye F-35'ler sayesinde binlerce istihdam olanağını ortadan kaldırdı ve zaten zorlanan ekonomiye yaptırımın yolunu açtı. Türkiye aldığı kararların bir sonucu olduğunu anlamalı ifadeleriyle sona erdi. Özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Suriye politikası ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Amerika'nın Suriye'deki esas amacının Esad yönetiminin toprak kazanmasını engellemek ve İran güçlerinin çekilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Jeffrey, Trump yönetiminin bu hedeflere ulaşmakta başarısız olduğunu da itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki amacını açıkladı, Esad'ın kazanmasını engellemek istediklerini söyledi. Başarılı olamadıklarını da itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, İsrail basınına konuştu. Amerika'nın Suriye'deki asker varlığına ilişkin dikkat çekici itiraflarda bulundu. Jeffrey, Amerika liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'deki temel amacının Esad yönetiminin toprak kazanmasını engellemek olduğunu kabul etti. Yaptığımız şey Esad'ın sahadaki ilerlemesini durdurmaktı. Fakat orada bir askeri çıkmaza girildi, dedi. Trump yönetiminin Suriye'deki önemli hedeflere ulaşmakta başarısız olduğunu belirten Jeffrey, bu hedefleri İran güçlerinin ülkeden çekilmesini sağlamak ve IŞİD'i yenilgiye uğratmak olarak sıraladı. Jeffrey demecinde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu. Saldırıları durdurmanın tek yolunun İran ve İran destekli güçlerin Suriye'den çekilmesi olduğunu söyledi. Jeffrey'in bu açıklamalarını da ekranlarınıza getirdikten sonra yeniden yurda dönelim. Zira Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamaları var. Erdoğan, uluslararası yatırım zirvesinde video mesaj gönderdi. Yatırımcılara seslenen Erdoğan, ortam daha da iyileşecek diyerek çağrı yaptı. Ekonomideki 3. çeyrek büyümesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin riski az, güveni yüksek, kazancı da tatminkar, dedi. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara gelin Türk misafirperverliğinin farkına varın diyorum. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Uluslararası Yatırım Zirvesi düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o zirveye bizzat katılamadı ancak bir video mesaj gönderdi. Ülkemizin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Gündeminde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 vardı. Salgının yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Tüm dünya ile, bütünüyle beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü, sosyal güvenlik sistemi sağlam ülkelerin salgının yıkıcı etkilerini daha kolay yönettiğini görüyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin süreçteki başarısına vurgu yaptı. COVID-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Adımlar ağır, faturalar gözetilerek dikkatli bir şekilde atılıyor. Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz. Başlatılan reform seferberliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, yatırım ortamı daha da iyileşecek dedi. Ülkemizde hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz.
Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin milli kanalını Dijitürk ve TVBu'ya taşımak için başlatılan büyük seferberliğe destek de büyüyor. Son olarak Balıkesir'de yaşayan ev hanımı Hatice Şen, ulusal kanalın 20 milyon kişiye daha ulaşabilmesi için yüzüğünü bağışladı. Şen, ulusal kanal her yerde izlensin diye yüzüğümü bağışlıyorum dedi. Tek çıkış yolumuz ulusal kanaldır. Onun için yüzüğüme ve para bağışlıyorum. Türkiye'nin milli kanalını Dijitürk ve TVBu'ya taşımak için toplumun her kesiminden büyük fedakarlıklar gelmeye devam ediyor. Var mısın diyoruz biz izleyicilerimize. Son olarak Balıkesir'de yaşayan ev hanımı Hatice Şen, ulusal kanalın arkasında halkın olduğunu belirtti. Kampanyaya destek çağrısında bulundu. Ulusal kanal gerçekleri söyleyen tek kanal. Arkasında holding olmayan, yabancı sermaye olmayan tek kanal ulusal kanaldır. Herkesi az ve çok destek vermesini istiyorum. Halkımız gerçekleri görsün. Herkes de bu elinden ne gelirse desteklesin. Tek çıkış yolumuz ulusal kanaldır. Ulusal kanalın iki mecraya girebilmesi için 3,5 milyon Türk lirasına ihtiyaç olduğunu televizyondan duydu Hatice Şen. Önce ulusal kanalın başarılarını sıraladı. Sonra evlilik yüzüğünü ve bir miktar para bağışladı. Sivri duvarlarını yıkan, Ermeni soykırımını dile getiren tek kanal ulusal kanaldır. Dünyanın her tarafında izlenmesi için Dijitürk'e ve TVBu'ya girmesini istiyorum. Türkiye'nin tek kurtuluşu ulusal kanaldır. Çünkü doğrulardan yanadır, mazlumlardan yanadır. Onun için yüzüğüme ve para bağışlıyorum. Hatice Şen, ulusal kanalın dünyanın her yerine ulaşmasını istiyor. Her yerde izlensin diye Dijitürk ve TVBu'da izlensin diye yüzüğümü ve para bağışlıyorum. Gerçekleri söyleyen, korkmayan bir kanaldır. Ulusal Kanal, Ulusal Gönüllüleri Sorumlusu Erdem Özdemir de Hatice Şen'e teşekkür etti. Ulusal Kanal ailesi adına Türk milletine seslendi. Hatice teyzemizin bize göz nuru olan yüzüğünü yollaması bize ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ulusal Kanal olarak Türkiye'nin milli kanalını 31 Aralık gecesi Dijitürk'e ve TVBu'ya sokacağız. Hatice teyzemizin, Türk milletinin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Hatice teyzemize ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeniden koronavirüs gündemine dönelim sayın seyirciler. Hafta sonu 56 saatlik sokak kısıtlamasını geride bıraktık. Peki bu kısıtlama artan vaka sayılarını durdurmada tek başına etkili olur mu? Hafta içi tam kapanma gerekiyor mu? İşte bu soruları uzmanlara sorduk, önerilerini sıraladılar. Birlikte izleyelim. Kısıtlamalar, önlemler, tedbirler peş peşe geliyor. Vaka artışı durdurulamıyor. Uzmanlar tam kapanma vurgusu yapıyor. Koronavirüsle mücadele sürüyor. Şunu söylemek mümkün. Mutlaka ve mutlaka en az 14 gün, tercihen 21 gün kadar sürecek total bir kapanma, karantina önleminin alınması daha uygun olabilirdi diye de düşünmek mümkün. 56 saatlik hafta sonu sokak kısıtlaması pazartesi sabahı 5 itibariyle son buldu. Yani benim görebildiğim kadarıyla insanlar olabildiğince bu kurallara uymaya çalıştılar. %40'lara çıkan bir pozitiflik oranımız var. 56 saatlik kısıtlamanın bir faydası olabileceğini düşünüyorum ancak tek başına yeterli olabileceğini öngörmüyorum. Yurdun doğusundan batısına birçok yerde vatandaşlar evlere kapandı. Ekonomimiz az etkilensin diye gayret ediyoruz ancak bunu yaparken yine insan kalabalıkları bir miktar da olsa oluşuyor. O nedenle belki marketlerde, kasaplarda böyle nöbetleşe açık olmasında yarar görüyorum. Peki vaka sayılarını azaltmak için sadece hafta sonu tam kapanma yeterli mi? Yapılması gereken total bir kapatmaydı. Tabii total bir kapatma gerçekten çok kolay bir önlem aslında. Kapanın dediğiniz zaman her taraf kapanır. Yani ondan sonra eğer kademeli bir açılım olacaksa bu açılıma nereden ve nasıl başlamak gerektiği gerçekten çok önemliydi. Salgında İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi görmüş durumda. Özellikle 6 ilde ise tehlike çanları çalıyor. %40'lara çıkan bir pozitiflik oranımız var. Çok yoğun bir hasta yükü var artık toplumda. Hastanelerde de aynı şekilde yoğun bakımlarımız dolmuş durumda. Biraz daha fazla hasta olduğunda artık sağlık hizmeti de veremez duruma gelme ihtimalimiz var. Bu nedenle sadece bulaşı kırmak değil, hastaneleri de rahatlatmak için bir kısıtlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
İstanbul'da son bir ayda tedbir ve çabalar sayesinde haftalık vaka sayısında %25 düşüş başladı. Peki 1 Aralık tarihinde hayatımıza giren önlemler ne zaman meyve vermeye başlayacak? Şimdi kısıtlamaların bize yansıması bir kuluçka dönemini en azından bize böyle bir zaman sonra sonuçlarını alabiliriz. Bunun için de 10 günle 14 gün arasında bir sürede bu kısıtlamaların yüzde kaç, ne kadar etkilediğini görebiliriz. Evet, uzmanların önerileri böyle, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bir yandan da gözümüz kulağımız elbette aşıda. Zira dünyada aşı çalışmaları da sürüyor. Burada da Çin'in kamucu yaklaşımla ürettiği aşılar ön plana çıkıyor. Ülkede Sinovac ve Sinopharm şirketinin ürettiği aşılar 1 milyon kişiye uygulandı. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görülmedi. Çin menşeli Sinovac aşısı Türkiye'ye 11 Aralık'ta geliyor. İnaktif olan aşının saklanması ve depolanması da oldukça kolay. Aşıya güven giderek artarken bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü salgından kurtulmak için aşının şart olduğunu vurguladı. Özlü toplumun sağduyulu davranarak aşı olacağından da emin. Korunmamız için aşı şart, aşıdan başka bir yol yok. Covid-19 mücadelesinde öncü rol üstlenen Çin, dünyaya umut olacak aşı çalışmalarında büyük aşama kaydetti. Ülkede üretilen iki aşı 1 milyon kişiye uygulandı. Her gün 200 tane yurttaşımız ölüyor. Onun için ülkeler bir an önce bu pandemiyi durdurmak istiyorlar. İnsanların ölümlerini engellemek istiyorlar. Sinovac ve Sinopharm şirketlerinin ürettiği aşılar öncelikli olarak yurt dışına çıkacak olan diplomatlar, öğrenciler ve çalışanlara yapıldı. Daha güvenli, eski bir teknoloji, 100 yıldır kullanılan bir teknoloji olması nedeniyle daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Sinovac şirketi aşı çalışmaları için şimdiye kadar 515 milyon dolar fon topladı. Üretilen doz kapasitesi iki katına çıkarılacak. Toplanan fon miktarı aşıya duyulan güveni de ortaya koydu. Aşı olmamanın da bir bedeli var. Yani aşı ile endişenin olması doğal. Hepimiz endişelenebiliriz ama aşı olmamaktan da endişelenmemiz lazım. Aşı olmamaktan korkumuz daha fazla olmalı. Çin menşeli Sinovac aşısı Türkiye'ye 11 Aralık'ta geliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü salgından kurtulmak için aşının şart olduğunu vurguladı. Aşının zarar verme olasılığı son derece düşük. Hastalığın bize zarar verme olasılığı çok daha fazla ve giderek de çember daralıyor. Özlü ülkelerin pandemiyi durdurmak için aşı yarışı içinde olduklarını söyledi. En az hasarla bu süreçten kurtulmak istiyorlar. Onun için böyle oluyor. Yoksa bir pandemi olmasa, keyfi aşı üretsek biz hani ileri dönük olarak o zaman tamam sorun yok bekleriz ama bunu beklemenin bedeli şu anda aşılamanın yol açabileceği riskten çok çok daha büyük. Profesör Doktor Tevfik Özlü toplumun sağduyulu davranarak aşı olacağını ifade etti. Aşıyla ilgili bu kadar bir tedirginlik bence biraz abartılıyor. Bunlar gerçekçi olmayan bir takım korkulara dayanıyor. Gerçek korku bence şu anda hepimizin korkması gereken bu salgındır ve hastalıktır. Ayrıca ülkemizde yürütülen aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Erciyes Üniversitesi'nde üretilen yerli aşı da 15 Aralık'ta faz 2 çalışmaları başlayacak. Koronavirüs elbette hepimizi korkutuyor ancak hastalığa yakalananların da umudunu kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü 105 yaşındaki Huriye Başkapan COVID-19'u yenmeyi başardı sayın seyirciler. Halsizlik ve iştah kaybı gibi sorunlar yaşayan Huriye nine Şile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. COVID-19 testlerinin pozitif çıkması ve yapılan tetkiklerde karaciğeriyle böbreklerinde sorun tespit edilmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 5 günlük tedavi sonucunda da hastalığı yenerek taburcu edildi. Koronavirüsün tedavisi ve takibinde hastaların genetik altyapısı da çok önemli ve aslında bir sağlık yatırımının sonucu. Demek ki teyzemiz zamanında sağlığına çok iyi yatırım yapmış ve bugün meyvesini koronavirüsü atlatarak topladı. Çünkü o eski toprak. Direndi, COVID-19'la mücadelesinde galip geldi. 105 yaşındaki Huriye Başkapan sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Şimdi iyiyim, fena değilim ama ayaklarım gitmez bu başkama, böyle iyiyim durduğuma. Huriye nine salgın sürecinde yaşadığı kalabalık semtten uzaklaşmak istedi. Fatih'teki evinden bir süreliğine ayrılarak kızı ve torunlarıyla oğlunun Şile'deki yazlık evine gitti. Birkaç gün sonra da halsizlik ve iştah kaybı gibi sorunlar yaşadı. Kendisi gibi semptomlar gösteren aile üyeleriyle hastaneye başvurdu. Erken geçti, çok sürmedi hastalığı. Ben zaten anlamadım dediler ki bu hastalığı çektin. Kendim zaten anlamadım. COVID-19 testinin pozitif çıkması ve yapılan tetkiklerde karaciğeriyle böbreklerinde sorun tespit edilmesi nedeniyle Huriye nine hastanede tedavi altına alındı.
Yaşına ve kronik hastalıklarına rağmen direndi. 5 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek yaşama yeniden tutundu. Özellikle ilk 2 günü hastamıza agresif bir tedavi verdik. Takip eden günlerde günlük kan sonuçları ve fizik muayene sonuçlarına göre tedavimizi gün ve gün revize ettik. Yaklaşık 5 gün gibi bir süre sonra hastamızı taburcu ettik. Huriye ninenin sağlığı şimdi iyi durumda. Bir tek ayaklarında ara sıra ağrı hissediyor. Onunla da başa çıkarım. Yeter ki daha büyük sıkıntılar olmasın diyor. Devlete ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyor. Devletten de Allah, milletten de Allah razı olsun. Baktiler olur, baktiler. Onlar da bizim için uğraşırlar hastanede. Allah uzun ömür versin. Huriye ninenin tedavisini Şile Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Özge yaptı. Doktor Özge, Huriye ninenin ileri yaşı ve ek hastalıklarına rağmen hastalığı gayet iyi atlattığını söyledi. Hastamızın ve özellikle kendini riske alarak hastanın yanına refakat eden bayan refakatçimizin önerilerimize harfiyen uyması hastanın tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu. Ailenin diğer üyeleri de hastalığı atlatarak sağlıklı yaşantılarına döndü. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında görevliler sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Hem sağlık çalışanları hem belediye yetkilileri hayvanları besledi. İşte Diyarbakır ve Ankara'dan o görüntüler. Sokaklar boş kaldı ama sokak hayvanları yalnız bırakılmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalınca sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri yasak süresince sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı. Sokağa çıkma yasaklarında her gün pandemi süresince sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak mama takviyesi yapmaktayız. Ekipler birçok ilçede hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca zayıf ve güçsüz düşen hayvanlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. 4 merkez ilçemizde 30 farklı bölgede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara mama takviyesi yapmaktayız. Halkımız da dönüşleri çok güzel olmakta, teveccühlerini bize bildirmektediler. Ankara'nın Çubuk ilçesinde ise bir grup sağlık çalışanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk yerleşkesindeki korulukta yaşayan sincaplara ve güvercinlere yiyecek bıraktı. Buradaki üniversitenin uzaktan eğitime beraber başlamasıyla beraber buradaki sincapların doğal yaşam alanındaki gıda ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabuklu yemişler ve çeşitli yiyecek içecekleri doğaya bırakmaktayız. Sağlık çalışanları daha sonra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Bu zor süreçte, bu pandemi döneminde ve özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde sokak hayvanlarının beslenmesi büyük bir sıkıntı teşkil etmekte. Bu yüzden de biz sağlık çalışanları hem moral açısından hem de bu sokak arkadaşlarımızın beslenmesi açısından burada yardım etmekte bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmalarını temenni ediyoruz. Bu haberin ardından bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ancak bu aranın ardından gece görüşü devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Aranın ardından gece görüşü devam ediyor sevgili izleyiciler. Önemli bir haber var diyoruz. Lütfen bu habere kulak verin. Çünkü kirli hava ömrümüzü kısaltıyor. Her yılda 7 milyon insanın erkenden ölümüne neden oluyor. Sağlık, ekonomi ve ekosistemler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan sorunun önüne geçmek şart. Uzmanlar bunun için özellikle sanayide temiz teknolojilerin kullanılması gerektiğini vurguluyor. Her yıl ortalama 7 milyon civarındaki insanın erken ölümünden hava kirliliği sorumludur. Dünyada her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor. Hava kirliliği yılda 7 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 kadar tehlikeli bir sorun daha var hayatımızda. O da hava kirliliği. Her 10 insandan 9 tanesi kirli hava solumaktadır. Dünyada kaynakların yeterince verimli kullanılmaması ve yapılan israflar küresel ısınmayla iklim değişikliğini tetikliyor. Eğer burada verimi, enerjinin verimli kullanılmasını düşünmüyorsak bilin ki atmosfere bol miktarda kirletici salıyoruz demektir. Ömrümüzü kısaltan hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Kaynaklarımızı daha verimli kullanma yönünde çalışma yapar isek hem havamız kirlenmemiş olacak hem de daha sağlıklı
olacağız. Havaların soğumasıyla ısınma amaçlı değişik fosil yakıtların kullanımındaki artışlarda hava kalitesini düşüren etkenlerden. Evinizde yaptığınız bir soba bile olabilir. Eğer siz sobada tam yanma sağlayamasanız, kullandığınız araçta tam yanma sağlayamasanız hem yakıtın bir kısmı boşa gitmiş oluyor, hem de atmosfere bol miktarda kirletici salınımı gerçekleşiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros öncelikle her türlü israfa son verilmesi gerektiğini vurguladı. Geleceğimizin sürdürülebilirliği, güvenliği açısından enerji kaynaklarının verimli kullanılması son derece önemlidir. Bu konuda her birimiz kendi çapımızda çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Başkente uzanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önerge krizi yaşandı. AK Parti ve MHP meclis üyeleri toplantının başında gündeme ilişkin soru önergelerini okumak istedi. Ancak belediye başkanı Mansur Yavaş önergelerin toplantıdan önce iletilmesi gerektiğini belirtti. Ardından da AK Parti Grup Başkanı Murat Köse'nin mikrofonunun sesini kapattırdı. Duruma tepki gösteren AK Parti ve MHP üyeleri toplantıyı terk etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet, kesebilirsiniz. Evet, Ankara... Değerli arkadaşlar, olmaz mı? Bugün Büyükşehir Belediyesi tarihinde hiç olmadık bir olayla karşılaştık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2021 yılı bütçesi görüşmeleri gerginliği sürüyor. Bu mecliste tüm meclis üyelerimiz istediği zaman konuşabilir. Ben bunu protesto ediyorum. Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk toplantısında önerge krizi yaşandı. AK Parti ve MHP meclis üyeleri toplantının başında gündeme ilişkin soru önergelerini okumak istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet, kesebilirsiniz. Ancak Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergelerinin toplantıdan önce iletilmesi gerektiğini belirterek mikrofonların sesini kapattı. Evet, mikrofonu kesin arkadaşlar. Tüm meclis üyeleri hem önerge verebilir hem soru önergesi verebilir. Üstelik bunu başta, ortaya da sonda yapabilir. Soru önergesi hakkımız, mikrofonda konuşma hakkımız Sayın Mansur Yavaş tarafından engellenmiştir. Mikrofonlar susturulamaz. Mikrofonu kapanan AK Parti Grup Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MHP'li meclis üyeleriyle birlikte toplantıyı terk etti. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber meclis salonundan çıktık. Despotik bir tutum söz konusu. Burada Sayın Mansur Yavaş mikrofonu kapatıyor. Biz de protesto ediyoruz. Gerilimin bitmesinin ardından toplantıya devam edildi. 10 milyar parayı nereye harcadınız? AK Parti Grup Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bu soruyu bütçe görüşmelerinde Mansur Yavaş'a sormuştu. Önerge krizindeki gerginliğin bitmesinin ardından Yavaş, Köse'nin sorularına yanıt verdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili'nin bana sorduğu sorulara cevap vererek devam edeceğim. Gece görüşüne bir son dakika gelişmesiyle devam edelim sayın seyirciler. Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti'nin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı. Bir kez daha yinelemek gerekirse Irak'ın Süleymaniye kentinde protesto gösterilerinde çatışma çıktı ve toplamda 15 kişi yaralandı. Evet, bugüne yansıyan bir başka başlık var sırada. Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'da asker sevkleri ertelendi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sevk tarihleri E-Devlet'ten ve bakanlığın resmi internet adresinden takip edilebilecek. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 parti hükümet kurmak için anlaştı. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti için el sıkıştı. Öte yandan Halkın Partisi'nden 3 milletvekili istifa etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümeti kurmak için anlaştı. Koalisyon hükümetinde Ulusal Birlik Partisi Başbakanlık'la 7 bakanlık, Demokrat Parti 2, Yeniden Doğuş Partisi'ne ise 1 bakanlık verilmesi üzerinde uzlaşıldığı bildirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamayı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner yaptı. Saner, parlamentodaki tüm siyasi partilerin ülkenin hükümetsiz kalmaması için her türlü katkıyı yapacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Birlik Partisi'ni misafir ettik. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan Halkın Partisi'nde 3 milletvekili istifa etti. Mausa Milletvekili Doktor Hasan Topal, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve İskele Milletvekili Mesut Genç partiden istifa ettiklerine dair dilekçelerini meclis başkanlığına sundu. Ortak basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri, hükümet kurulması noktasında adım atmaması nedeniyle istifa kararları aldıklarını belirtti. Milletvekilleri ayrıca salgın döneminde ekonominin olumsuz etkilenmemesi için hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ifade ettiler. İstanbul Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu sayın seyirciler. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Tamam. Toprak bir anda kaydı. Oluşan afet sonucu bir taş ocağında göçük meydana geldi. O sırada içeride işçiler vardı. Burayı böyle doldura böyle geliyor zaten. İki kişi var dedi. İkisi de öldü. İstanbul'daki Arnavutköy Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle iki işçi toprak altında kaldı. Böyle bir kaza olmadı daha önce, hiç olmadı yani, böyle bir şey görmedik yani. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Taş ocağının çökmesiyle işçiler içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak için telefonlarına sarıldı. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak ambulansa alınan Nuri D'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Topkapı Sarayı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Saz Yolu adı verilen bezemeler bulundu. Bezemeler arasında zümrüdü anka kuşu, ejderhalar, geyikler ve bitki motifleri de yer alıyor. Topkapı Sarayı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında 16. yüzyıla ait çok değerli bezemelere ulaşıldı. Bezemeler Hırkayı Saadet Dairesi ile Revan Köşkü'nün arasında kalan tonozlu tavanda bulundu. Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanı Cem Eriş, bezemeleri nasıl keşfettiklerini anlattı. Bulunduğumuz yer Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi ile Revan Köşkü arasında yer alan tonozlu koridordayız şu anda. Revan Köşkü bir 17. yüzyıl yapısı, 1600'lerin ortasına doğru 1635'te yapılmış. Bu koridor sonradan ekleniyor buraya. Dolayısıyla bu bezemelerin Hırkayı Saadet Dairesi'nin bir döneminde buraya eklendiğini anlıyoruz. Daha sonra bu tonoz eklenince üzeri kapatılmış. Dolayısıyla yüzyıllardır görmediğimiz, altta gizli kalmış bir hazine olarak da burada şu anda bunu temaşa ediyoruz. Eriş bezemelerin önemine değindi. Bulunan bezeme Saz Yolu uslubunda diye tabir edilen Nakkaşşah kulunun Osmanlı Sarayı Nakkaşhanesi'nde bir ekol olarak yaygınlaştırdı ve ona 17. yüzyılda da örneklerini gördüğümüz bir bezeme. Gün yüzüne çıkarılan motifler arasında zümrüdü anka kuşu, ejderhalar, aslanlar, geyikler, kuşlar ve bitkisel motifler de yer alıyor. Eserler rölevesinin alınması ve hassas çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak. 7 Aralık gündeminden derlediğimiz bültenimizi burada noktalıyoruz. Artık 8 Aralık'a geçtik ve bu yeni günün daha güzel haberleri beraberinde getirmesini diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.